Dizel elektrikli denizaltılar. Sessizlikleri onların en güçlü yanlarından biri. Bir asırdan fazla bir süredir gelişmekte olan bu harika yapı, günümüz teknolojisiyle çok farklı boyutlara ulaştı. Öyle ki sonar cihazların gözünde neredeyse hayaletin özelliklerine sahip. Birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla soğuk savaş döneminde büyük gelişmeler yaşadı. Bu gelişmeler onları çok daha pratik ve güçlü hale getirdi. Şimdi kullandıkları silah sistemleri, sessizlikteki en büyük rolleri ve sonradan entegre olan hava bağımsız tahrik sistemleri. Bunlar tam olarak ne? Ve nasıl geliştiler? ...1897'li yıllarda İrlandalı mühendis John Philip Hallett, dizel elektrikli denizaltı modelin yapılmasıyla farklı bir sistem ortaya çıkarmıştı. 16.4 metre uzunluğunda 45 ton ağırlığında olan bu denizaltı benzin motoru kullanıyordu. Tabi bu sadece ilk birkaç yıl idare etmek içindi. Çünkü o dönemde denizaltı boyutlarına uygun dizel motor üretimi yoktu. Bu yüzden 45 beygir gücünde benzinli motor kullanmak zorunda kaldı. Dizel motora geçiş yapıldığında bazı kıyaslamalar da yapıldı. Örneğin yol mesafesi. Dizel benzine göre daha uzun mesafeler yapabiliyor. Parlama konusunda benzine göre daha insaflı ve benzinli motorlara göre daha az bakım revize istiyor. Her ne kadar benzinli motor küçük olan kaplasa da, hız konusunda etkili veya soğuk iklimlere karşı çalışma kolaylığı sağlasa da, kötü tarafları çok acımasız. Mesela daha çok yakıyor. Haliyle kat edilen yolculuk da azalıyor. Kapalı ortamda dizele göre daha fazla karbonmonoksit birikimi oluyor. Ve bu durum zehirlenmeyle sonuçlanıyor. Tabii kötünün kötüsü var. Patlama. Evet, riski dizele göre bir hayli yüksek. Dizel ve elektrik. Evet, adı bu. Peki bunun anlamı ne? Dizel elektrikli denizaltıların çalışma prensipleri biraz farklı. İkisi aynı anda çalışmaz mesela. Şöyle ki, dizel elektrikli denizaltımız 3 ayrı enerji sisteminden oluşuyor. Dizel motorlar, elektrik motorlar ve son olarak akü. Yani bataryamız. Hepsi ayrı bölümlerden oluştuğu için aralarında görev dağılımı yapılıyor. Dizel motorlar sadece suyun üstündeyken veya şınarken modundayken çalışır ve elektrik üretir. Yani bu elektriğin yolculuğu aküye gider. Elektrik motorları da aküden aldığı enerjiyle su altında itişe hazır hale gelir. Bu şekilde aralarında görev dağılımı yaparlar. Peki nasıl olur bu? Dizel motoru suyun altında çalışamaz. Çalışması için oksijene ihtiyacı vardır. Yani denizaltı yüzeye çıkmalı ya da şınarken moduna geçmeli. Yüzeydeyken jeneratörleri çalıştırarak elektrik üretir. Üretilen enerji sayesinde elektrik motorlarına giderek pervaneleri çalıştırır ve yoluna devam eder. Bu kısımda aküden destek almasına gerek yoktur. Çünkü elektrik motoru yüzeyde dizelden aldığı enerjiyle çalışır. Denizaltı dalışa geçtiğinde dizel motorlar kapanır. Akü sistemi devreye girer. Bundan sonra elektrik motorları aküden destek alır ve bu sayede sessiz bir yolculuk başlar. Bu sessizlik akü bitene kadar devam eder. Yani 24 ila 72 saat arasında süren sessiz bir yolculuk. Bu da demek oluyor ki 2-3 güne bir yüzeye çıkıp aküyü şarj etmek için dizel motorları çalıştırmak zorunda. Ve dolduğunda tekrar 72 saatlik döngü devam eder. Fakat bu süre biraz kısa gibi. Evet, sessizliği tartışmasız çok iyi. Fakat böyle bir durum savaş ortamında gizliliği öldürmüş oluyor. Bundan 50 yıl sonra, 1940'lar, hava bağımsız tahrik sistemin temelleri atılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, hava bağımsız. Yani yüzeye çıkmalarını gerektiren bir durum artık yok. Almanya bu konuda hidrojen peroksit temelli sistemler test etti. Fakat sıcaklık dalgalanmalarında veya kirlenmede kendiliğinden ayrışarak patlamalara neden olabiliyordu. Bu yüzden bu test başarısız olundu. 1950'lerde Sovyetler dizel motorları kapalı şekilde, yani su altındayken kullanmayı hedeflediler. Hidrojen peroksit veya sıvı oksijene güvenerek yapmaya cesaret gösterdiler. Fakat işleri istedikleri gibi gitmedi. Teori sağlam gibi olsa da uygulamanın sonuçları epey bir caydırıcıydı. Çünkü içeride çalışan dizel motorlar bolca egzoz gazı atıyordu. Bunu filtreden geçirip tekrar geri dönüşüm olarak kullanmayı elbette denediler.
Fakat bu da enerjinin %20'sini kullanıyordu. Sonrasında hidrojen peroksit. Ayrışma sırasında ılık kaybı yaşıyordu. Yani bu durumda, bu denemede başarısızdı. 1980'ler ve 90'lara geldiğimizde hava bağımsız tarih sistemini artık tamamen çözmüşlerdi. İsveç, Stirling motorlu hava bağımsız tarih sistemini ilk gerçek denizaltıya entegre eden Gotland sınıfı oldu. Bu sayede su altında görev yapma süresi birkaç günden 3 hafta hatta 4 haftalara kadar uzadı. Hava bağımsız tarih sistemi Stirling motoruyla çalışıyor. Bu motor yanma gerektirmeden sadece sıcaklık farkıyla çalışan bir motor. Şöyle ki tankta sıvı hidrojen peroksit bulunuyor. Bu sıvı katalizör makine yardımıyla parçalanıyor. Ayrıştırılan moleküller su buharı, gaz ve ısı olarak açığa çıkıyor. Birlikte sıcak buhar ve oksijen oluşturuyorlar. Bunlar türbin benzeri motoru döndürür ya da yanma odasında yakıtla birleşip ekstra enerji üretir. Sonuç olarak elektriğe gereken enerji sağlanır ve denizaltı sualtı yolculuğuna devam eder. Bu sistem her dizel elektrikli denizaltı aracında bulunmuyor. Sonradan entegre etme şansları da var. Fakat öyle sadece hava bağımsız tahrik sistemine bir yer açıp oraya oturtturmayla olmuyor. Onun için ayrı ciddi kapasite alanı gerekiyor. Dengeleme üzerinde ayarlamalar yapılması gerekiyor. O sistemi kurarken güvenlik önlemlerinin de ona göre ayarlanması gerekiyor. Gibi bir sürü yenilikler durumu bayağı çekilmez yapabiliyor. Hatta sistem için uygun olmayan eski tip denizaltılar bile var. Şu an hava bağımsız tahrik sistemi sayesinde neredeyse tam bir ay su altında görev yapma gücüne sahipler. Ve bakıldığında nükleer olmayan en iyi çözüm için ideal. Dizel elektrikli araç ortalama 135 yılının 100 yılını su altında 24 ila 72 saat süren oksijenle hem 1. hem de 2. Dünya Savaşı'nı gördü. Sonraki 35 yılını da hava bağımsız tahrik sistemi sayesinde bu oksijen 3 ve 4 hafta gibi sürelere çıktı. Kısaca söylemek gerekirse hava bağımsız tahrik sistemin gelmesiyle savaş kabiliyeti çok farklı boyutlara ulaştı. Silah sistemlerine gelecek olursak klasik dizelle hava bağımsız tahrik sistemin birleşmesiyle savaşın en ölümcül platformlarından biri haline geldi. 1940'lı yıllarda düz torpidolar, manyetik künyeli torpidolar, deniz mayınları gibi etkili silah sistemleri vardı. Düz torpidolar saatte 40 ila 75 km hızla 5 veya 8 km menzilleri vardı. Ve hedef geminin hareketi doğru tahmin edilmezse ıskalama riski yüksekti. Manyetik künyeli torpidolar tam bir devrim yaratan teknoloji. Künye, hedef geminin manyetik alanını algılayarak torpidonun gemi altında patlamasını sağlıyordu. Bu da geminin zırhını bypass ederek omurga kırılmasına yol açıyordu. Deniz mayınları. Hem temas hem de manyetik olarak iki farklı modelden oluşuyor. Temas mayında fiziksel olarak dokunulduğunda patlıyor. Fakat manyetik mayında 5-10 metre mesafeden algılandığında patlıyor. Temas mayında imha edilme şansı var ama manyetik mayında öyle bir ihtimal yok. Ve 1939 yılında yani 2. Dünya Savaşı'nda manyetik mayınlar İngiliz limanlarına döşendi. Sonuç? 79 gemi mayınlar tarafından batırıldı. Gelelim Soğuk Savaş dönemin başlangıcından bitişine kadar olan geliştirilen silah sistemlerine. Güdümsüz torpido güdümlüye döndü. Anti gemi füzeleri, nükleer başlıklı torpidolar, seyir füzeleri ve son zamanlara doğru bilgisayarlı hedefleme sistemleriyle yeni bir çağ başlattılar. Teknoloji çağı. Ve günümüz modern çağlara geldiğimizde dizel elektrikli denizaltılar 21. yüzyılda hibrit savaş yetenekleri, akıllı hedefleme sistemleri ve çoklu görev esnekliği kazanarak stratejik yönlerini epey bir genişlettiler. Bu sefer normal güdümlü torpidolar değil, ağır ve akıllı torpidolar var. Yapay zeka destekli manevrayla %99 isabet tutturma oranına sahip. Denizaltı aracından fırlatılan insansız sualtı araçları ortalama 100 saat boyunca otonom keşif yaparak aşağıda topladıkları verileri ana gemiye aktarıyor veya mayın döşemelerde ya da sahte hedef olarak kullanılıyor. Uzun menzilli seyir füzeleri. Modeline göre 1000 km veya 2000 km'ye yakın mesafelerde kılavuzluk sistemiyle karadaki hedefe vurma potansiyeline sahip. Yani dizel elektrikli denizaltı aracın caydırıcılıktaki rolü inanılmaz.
Ve ilerleyen zamanlarda her sistem, her araç gelişim sağlamakta. Her bir gelişim bir öncekinin eksiklerini kapatarak ilerliyor. Yani hiçbir zaman kusursuz bir araç olmayacaktır. Her zaman eksik yönleri aranır, bulunur ve yapılır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.